Vale terörü Kadıköy'de iki kişinin ölümüne yol açtı ve dikkatler bir kez daha bu meseleye çevrildi. Gecikme ve yetişme telaşı içinde ya da restoranda, kafede, eğlenmek için gidilen her yerde valeler, yani otopark görevlileri karşımıza çıkıyor. Ve neredeyse hepsi kayıt dışı. Hayat yani bugün hastanede, AVM'de, her yerde yetişemiyorsunuz. Park yeri bulamıyorsunuz. Mecburen ciddi bir meslek, bir iyi bir ihtiyaç ve bunun bir standardı olduktan sonra da en azından kontrolü olacaktır. Kayıt dışının önüne geçmiş olacağız. Direksiyona geçiyorlar ancak kiminin sürücü ehliyeti bile yok. Valeler bazen alıp kaçırılan otomobillerle, bazen yaptıkları kazalarla veya tartışmalarla gündeme geliyor. İstanbul'da yüzlerce, hatta binlerce eğlence mekanı var. Güzel bir vakit geçirmek için gittiğimiz bu mekanlarda ise en çok dikkat ettiğimiz konuların başında vale hizmeti geliyor. Çünkü pahalı araçlarımızı valelere teslim ediyoruz. Araçlarımızdan inip anahtarlarımızı onların avuçlarının içine bırakıyoruz. Peki teslim ettiğimiz anahtarlar ve araçlarımız valelerin elinde gerçekten ne kadar güvende? Mesleği sektör olarak gören, işin bilincinde olanlar, sorumlu davrananlar da var. Bugün bir işletmenin mutfağı, garsonu, işletmecisi neyse valesi bunlardan daha önemli. Çünkü vale bir işletmenin kapısı, ilk gözü, ilk yüzü. Vatandaş ise valelerden olabildiğince uzak durmaya çalışıyor. Devletin yolunu zapt ediyorlar. Sonuçta hani orası halka açık bir yer. Hani isteyen geçebilir oradan ama adamlar devletin yolunu kendi orada dubalarla kullanabiliyorlar rahat bir şekilde yani. Valelerin çok da gerekli olmadığını düşünüyorum ve çok fazla para vermek zorunda kaldığımıza inanıyorum. Ne zaman eşimle gitsek biz kendimiz park etmeyi tercih ediyoruz arabayı. Kullanıyorlar aracı. Bunda fark ediyorsun, bir şey demiyorsun. Yani siz içeride mekandayken aracınızın kullanıldığını mı düşünüyorsunuz? Bazen oluyor. Çözüm ise sektörü kayıt dışılıktan kurtarıp düzene oturtturmaktan geçiyor. Ve vatandaşa öneri, otomobilinizin anahtarını teslim ederken mutlaka fiş alın. Fiş vermeyen noktalarda aracınızın başına bir şey gelirse hak iddia edemiyor, kimseyle muhatap olamıyorsunuz.